Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım öncelikle hepiniz iyisinizdir ve hepinizin günü güzel geçiyordur. Ve umarım video ile gününüzü biraz daha güzelleştirmeye yardımcı olabilirim. Öncelikle oyunumuzun adı Tekillik için Hücre Olması Lazım. Evrim Asla Bitmez diye devam ediyordu sanırım oyunun ismi. Kanalda daha önceden bununla ilgili bir video çekmiştim. Oyunu bitirdik vesaire falan gibisinden. Ama o videonun üzerine çok fazla güncelleme geldi. Videonun altında yorumlar da görüyordum, işte hani oyun sona ermedi vesaire falan gibisinden. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Kanalda uzun zamandır da video çekmiyordum. Bu video ile beraber de ufak bir giriş yapmış olalım. Ufak bir ısınma olsun bizim için. Şimdi oyunla ilgili size birkaç püf nokta, birkaç trik nokta da söyleyeceğim. Zaten yorumlarda da görüyorsunuzdur. Şimdi öncelikle oyun ilk başladığı zaman çok hızlı bir şekilde ilerlemiyor. Bunu hızlı bir şekilde ilerletebilmek için bizim buradan simülasyon hızını, simülasyonu bitirerek arttırmamız gerekiyor. Mesela buradan simülasyonu bitir dediğim zaman, burada benim toplamış olduğum özelliklerle, kristal mi diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum ama bunlarla birlikte yeni özellikler açabiliyorum. İşte gerek simülasyon hızını artırabiliyorum, gerek başka şeyler elde edebiliyorum. Ayrıca burada mesela görüyorsunuz, hani ben çevrim dışı oynadığım zaman da simülasyondan kazandığım miktar 604 bin bilmem kaç şeklinde gözükürken, mesela simülasyonu bitirdiğim zaman bir sonraki simülasyon daha hızlı bir şekilde devam edecek diyor. Aynı zamanda da buradaki özellikleri açtığım için simülasyon ciddi anlamda hızlanıyor. Oyunu ilk oynayacak arkadaşlar için söylüyorum. Bu eşsizliği açtığımız zaman oyun bir hata veriyor gibi gözüküyor. Simülasyon tekrardan başlıyor. Ben nasıl ya falan diye böyle bayağı bir canım sıkılmıştı. Canın sıkılmasın arkadaşlar. Simülasyon tekrar başlandıkça hızlanıyor. Onun dışında şuradan şöyle benim kazanmış olduğum özellikleri, ödülleri göstereyim. Bunları mesela protein zinciri, DNA vesaire falan, bunları 250. seviyeye ulaştırdığım zaman bu özellikleri kazanabiliyoruz. Burada diğer başarılar var. Asıl ben size şuradaki başarıları nasıl alacağımızı da söyleyeceğim. Ben de burada 3 tane başarı eksik. Bu başarılardan bir tanesinin ne olduğunu biliyorum ama hızlı bir şekilde yapamadım. Yorumlarda bir arkadaş bahsetmişti, sağ olsun. Onu da size videoda anlatacağım. Burayı gösterdikten sonra oyuna geçiyorum. Yani şöyle en azından şöyle evrim ağacını göstereyim. Daha doğrusu oyunun başladığı noktayı, sonrasında nereye doğru gittiğini göstereyim. Umarım çok fazla uzun bir video olmaz. Umarım çok sıkılmazsınız. Asıl göstermek istediğim kısım zaten şu sonda yeni eklenen kısım. Zaten bu önceki videolarımda buradan bu şekilde maymun, sonrasında fikir ağacını oluşturup işte Mars yoluna doğru çıkan yolu göstermiştim. Onu buradan şu şekilde daha hızlı gösterebileceğimi düşünüyorum. Mesela bu aminoasit, DNA, prokaryotik hücre, ökaryotik hücre, bunlar hep eski sürümlerde olan şeyler. Bu dört ayaklılar sonraki güncellemede ekleniyor. Memeliler de öyle, kaplumbağalar da öyle. Maymunu açtıktan sonra fikir ağacı ortaya çıkıyor. Fikir ağacında da hani hem insan kısmını hem de fikir kısmını geliştirdikten sonra şu şekilde en son Mars'a şehir kurduğumuz sisteme geliyoruz. Burada asıl sonradan eklenen güncelleme ile yeni gelen canlılar var. Mesela memeli, kaplumbağa. Şu Glire sanırım yeni olması gerekiyor. İşte timsah, toynaklı. Bu keseliler sonradan eklendi. Sanırım kertenkele de sonradan eklenmişti. İşte tavuk su. Mesela bu tavuk su da şöyle bir ol, yani hepsinde böyle de. Örnek veriyorum, mesela 150. seviyeye çıkarttığınız zaman işte deve kuşu özelliği açılıyor ya da başka bir özellik açılıyor. Mesela burada görüyorsunuz işte köpeğimsi, koşucu kuşlar vesaire falan. Size zaten şeyi de göstereceğim. Şu şekilde açılan yeni canlıları da göstereceğim. Bu ilk çektiğim videoda şurası yok arkadaşlar. Şuradan şöyle. Şurası yok mesela. Ornitering üretmişiz. İşte kanguru olmuş. İşte keseli sıçan olmuş. Mesela burada işte köpeğimsiden mesela kurt ortaya çıkmış. Tilki ortaya çıkmış vesaire falan gibisinden. Zaten birazdan size burada
Bunları da kabaca göstereceğim. Şurası bizim işte ürettiğimiz canlar mı diyeyim artık, oyunda oyun ilerledikçe ortaya çıkan canlıların bulunmuş olduğu yer. İşte penguenler. Mesela şurada boz ayı var gibi. Bu arada buna dokununca uyanıyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Videodayken fark ettim. Mesela şurada koala var, deve kuşu var, kanguru var. Şurada tek delikler diyor. Bu herhalde adı aklıma gelmedi hayvanın ama neyse. Yani son gelen güncellemede bunlar geldi. Yorumlarda görüyorum. Bu özellikleri hızlı bir şekilde açabilmek için şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. İnternetinizi kapatarak tarih değiştirebilirsiniz. Örnek veriyorum, internetinizi kapatıp tarihi 2025 yaptığınız zaman oyuna girdiğinizde bu 4 yıllık süreçte toplanabilecek işte hem DNA puanı hem de fikir puanını toplayabiliyorsunuz. Bu şekilde hani oyunu hızlıca da bitirebilirsiniz ya da simülasyonu tekrardan başlata bu özellikleri de toplayabilirsiniz. Burada mesela bu follow'umuz varmış. Asıl benim size göstermek isteyeceğim şu. Mesela bunu yorumlarda bana bir arkadaş bahsetti. Bunları bu şekilde bulabildim. Size bunların nerede, bu ödülleri nerede kazanabileceğinizi göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle pembe yunusu bulmamız gerekiyor. Pembe yunus şurada arkadaşlar. Şurada şu timsaha dokunmanız gerekiyor. Şu an dokunamıyorum. Mesela bu timsaha timsah da değilmiş. Ornitorenkmiş. Şöyle uzaklaşıyorum. Yanlış yere mi bakıyorum diye düşündüm. Video çekmeden önce kendisini 50 kere görmüştüm. Video çekeceğim sırada bulamadım kendisini. Sanırım şurada olacaktı. Heh, burada arkadaşlar. Yanlış tarafa bakıyormuşuz. Pembe yunus burada. Bu yunusu bularak ödüllerden birincisini kazanabiliyorsunuz. Onun dışında burada bir tane heykelimiz var. O heykeli bulmamız gerekiyor. Bu arada video çekeceğim diye yatay zeminde oynuyorum. Yatay zeminde oynadığım için şu an harita biraz daha farklı geliyor. O yüzden zorlanıyorum. Normalde dikey oynadığım zaman bunları bulmak biraz daha kolay oluyor. Şimdi burada fotoğrafa bastıktan sonra arkadaşlar şöyle uzaklaşıyoruz. Şöyle adaya bir kuş bakışı bakıyoruz. Mesela şurada görüyorsunuz. Şurada mesela küçük bir ada var. Böyle dönüyorum. Bu adalara kolayca geçiş yapabiliyorsunuz bu şekilde. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın şurada görmüş olduğunuz bir ada daha var. Bu adada Darwin heykeli var. Buna basarak da bir ödül kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de burada bir kuş var. Bu kuşa basarak bir ödül daha alabiliyorsunuz. İnşallah bu tarafa atmaz diyecektim. Bu tarafa attı. Neyse. Tekrardan hem Darwin heykelinizi nasıl bulacağımı gösteririm. Hem de oradaki kuşu gösterelim. Şöyle sanki şu bulutların arkasında kaldı gibi. Heh, şurada heykel olan adamız burası. Şu kuş yanılmıyorsam ödül veren diğer kuş ya da şurada uçan bir kuş var. Bu şu olması lazım. Şu an tam önümden geçti. Ödülü getirecek diğer kuş sanki bu kuştu arkadaşlar. Bu kuşa denersiniz. Dediğim gibi bu kuş olmazsa şu şurada duran kuşa bastığınız zaman diğer ödülü kazanabiliyorsunuz. Onun dışında bir diğer gizli görev, diğer saklı görevde haritada maymun bulup o maymuna dokunuyorsunuz. İşte maymunluk yaptın gibisinden bir ödül veriyor. Hemen onu da göstereyim size. Şöyle tekrardan adaya kuş bakışı bakacağım. Hiç kuş bakışı bakmama gerek yok. Maymunu bulması kolaydı.
Zaten bu cepheden bakıldığı zaman arkadaşlar maymun şuradaki ormanın içinde olması gerekiyor. Aynen. Şimdi mesela burada maymunu buluyorsunuz arkadaşlar. Bu maymuna tıkladığınız zaman şöyle bastığınız zaman şöyle kalkıp bir hareket yapıyor. İşte şu ödülü veriyor. Şu ödülü veriyor. İşte maymunluk yapma ödülünü veriyor. Darwin heykeli ödülünü gösterdim. Maymunluk ödülünü gösterdim. Pembe Yunus balığı bu ödülü gösterdim. Şurada bahsetmiş olduğum cennet kuşu ödülünü de gösterdim. Bu hız canavarı arkadaşlar 5 dakika içinde sizden bu Android insan formu mu? Tam emin değilim ama bunu mümkün olduğunca hızlı bir şekilde simülasyonu oynayarak kazanabiliyorsunuz. Bir de 90 saniyede Sentient Android şuna hemen bir göstereyim. Bir diğer görevde 90 saniyede şu an bulamadım ama 90 saniyede bu cyborg muydu? Ya da süper insan mıydı? Bu ikisinden birisine ulaşmamızı isteyen bir görev var. Ben buna çok uğraştım ama 90 saniyede bir türlü yapamadım. Çünkü maymundan sonra şu arada bir sürü açılabilecek özellik çıktığı için bir türlü doğru zamanlamayı tutturup o benden istediği özelliği açamadım. Onu dediğim gibi hani siz 90 saniyede çok hızlı oynayarak hatta şöyle 5 dakikada böyle ultra turbo bütün özellikleri açmaya çalışarak o ödülü de kazanabilirsiniz. Diğer videoda göstermemiştim. Bu videoda özellikle göstermek istediğim bir diğer kısım da dinozor kısmı arkadaşlar. Dinozorlarda ben son seviyeye kadar geldim. Hatta son seviyeye geldikten sonra çok merak edip hani tekrardan sonlandırdığımda birazcık üzülmüştüm. Şundan dolayı üzülmüştüm. Hemen neden olduğunu söyleyeceğim size. Şimdi burada dinozorların sırasını gösteriyorum ben size. Şöyle hızlıca bir gösteriyorum. Bu dinozor ağacı şuralara kadar çok hızlı bir şekilde ilerliyor. T-Rex'ten sonra oyun biraz daha ilerlemesi zorlaşıyor. Hani burada tek tek size bunları göstereyim. Burası bu şekilde ilerliyor. Dinozor ağacında biliyorsunuz işte oyunu görevleri tamamladıktan sonra sonlandırıyoruz, tekrardan başlıyoruz. Sonlandırıyoruz, tekrardan başlıyoruz. En son 50. seviyeye kadar gidiyor. 50. seviyeden sonra sonlandırdığınız zaman prestij ödülü denilen bir şey var. İşte birinci prestij seviyesini alıyorsunuz. Yani oyun hızınız 1,5 kat artıyor. Sonrasında ben birazdan tekrardan sonlandıracağım. Oyun hızım artacak. Yani hani 50. seviyede oyunu sonlandırdığım zaman ne oluyormuş bunu size göstereceğim. Onun dışında burada gizli bir ödül daha var. Yanılmıyorsam gizli ödül şu arkadaşa tıkladığımız zaman alınan ödüldü. Bunu çok uzun zaman önce bulduğum için çok da hatırlayamıyorum. Belki bu olmayabilir. Onun dışında şöyle burayı kabaca yine gösterecek olursak burada eski oylanmış bir ödül var işte. Bir oylama yapmışlar. Dinozor popülerlik yarışması diye işte T-Rex seçilmiş. T-Rex seçildiği için de zaten şurada görüyorsunuz. T-Rex'te taç var. İsterseniz T-Rex'ten sonraki dinozorları size şöyle bir hızlıca göstereyim. T-Rex'ten sonra açılan dinozor bu arkadaş Spinosaurus. Telaffuzları doğru yapamıyor olabilirim. Şimdiden kusura bakmayın. Iguanodon. Şurada denizde yaşayan bir dinozorumuz var. Böyle Yunus balığına benziyor gibi ama çok da bilemedim. Burada böyle minik Sinodont isimli böyle minik sinsi dinozorlarımız var. Artık dinozor mu nedir bilmiyorum ama burada Eoraptorlar var. Burada denizde yaşayan daha korkunç dinozorumuz işte Mosasaurus var. Burada bu hani şeyde Jurassic Park'ta geçen böyle büyük bir otçul dinozor var. Onu bilmiyorum ama bu var. Burada da yine dev anlamına gelen Giganotosaurus şeklinde bir dinozorumuz var. Zaten bu ilk açmış olduğumuz dinozor buradan böyle bu şekilde devam ediyor. Dinozorlar kısmında hala şu yani 150 seviye yapıp daha doğrusu 200 seviye yapıp ödülleri alabilmiş değilim.
Bunun için anladığım kadarıyla bayağı bir prestij seviyesi yükseltmem gerekiyor. Onun dışında burada şu şekilde kartlar var. Bu kartları tür yerine enderlik olarak sıralayabiliriz. Mesela prestij 1 bizim 1.5 kat oyunumuzu hızlandırıyormuş. İşte burada bütün dinozorların hızını yükseltiyormuş. Ben bu arada şurada 100 tane elmas mı diyeyim artık ne diyeyim. 100 tane turuncu mor şeye alınan elmas jiyotu da açtım. Onun videosu da var. İsterseniz onun videosunu da ayrıca yükleyebilirim. Videoyu artık çok fazla uzatmak istemiyorum. Burada oyunu sonlandırdığım zaman ne oluyormuş onu da hızlıca göstereceğim size. Mesela prestige basıyorum. İlerle dediğim zaman tekrardan Mezozoik Vadi'yi yeniden başlatıyor. Gördüğünüz gibi bu sefer artık oyunum 2 kat hızlı olacak. Yani prestij seviyesi biraz daha yükseldi. Yani bu oyunu baştan böyle oynaması gerçekten yani özellikle dinozor kısmında bayağı zahmetli. Çünkü bu daha önceden hani toplamış olduğum kartlar vesaire falan hani olmadığı için oyun birazcık yavaş ilerliyor. İşte burada görevleri hızlıca tamamlayıp sonrasında oyunu tekrardan hızlandırabiliriz. Dinozor kısmında bu şekildeydi. Başka söylemek istediğim fazla bir şey yok. Umarım atladığım bir şey yoktur videoda. Dediğim gibi simülasyonu tekrardan başlatın. Simülasyonu tekrardan başlatmaktan çekinmeyin. Derseniz ki ben bununla uğraşmak istemiyorum. İnternetinizi kapatıp oyunu ileri sarabilirsiniz. Daha doğrusu tarihi ileri sararaktan oyunda bu toplanan ödülleri toplayabilirsiniz. Bu Metabit işte siz simülasyonu tekrar başlattıkça daha da hızlanıyor. Burada göstermediğim bir şey var mı diye bakıyorum. Umarım göstermediğim bir şey yoktur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanala abone olursanız benim için güzel bir destek olur diyerekten bunu da hatırlattıktan sonra videomu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.